Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıflarım. 1. dönem 1. yazılı ilk örneğimiz. Yayınımız Bilgi Sarmal. Sağ olsun bizimle bunu paylaştı. Örnek yazılıyı PDF olarak açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi geldik. Hemen 1. sorumuzu açtık. Çok güzel bir nasıl söyleyeyim? Sadeleştirme sorusu aslında. Güzel bir özdeşlik sorusu aynı zamanda. Şurada ne yapmış? 1 artı tanjant pi bölü 20 demiş. 1 artı kotanjant pi bölü 20 demiş. Bunların bölü halleri. Canlarım ben şuna a desem. Şuna da a desem. Ve burayı düzenlesem. 1 bölü 1 artı tanjant a yazdık. Artı burası 1 bölü 1 artı kotanjant a yazmayacağım. Bak niye? Biz şunu biliyoruz. Kotanjant a dediğim ifade 1 bölü tanjant A'dır canlarım. O zaman siz buradaki kotanjant gördüğünüz yere 1 bölü tanjant A yazacaksınız. Şimdi ilk hamlemiz şuradaki ifadeyi düzenlemek. Bak onu şöyle sarıyla gösteriyorum. Burayı düzenleyeceğiz. Düzenlersek canlarım ne yazacaksınız? Tabii ki 1 artı 1 bölü tanjant A dediğim ifade şuna eşit. Tan A ile 1'in çarpımı. Tan A gelir. Artı 1 olur. Tanjant A olur. O zaman burası şu şekilde oldu. 1 bölü 1 artı tanjant A. Bunu geldik yazdık. Artı burası ise 1 bölü tanjant A artı 1 bölü tanjant A geldi. O zaman canlarım dikkat edin şurada bir kesir var. Bak şurada bir kesir var. Bu benim kesirimin birincisi. Bu benim kesirimin ikincisi. Kural neydi? Birinci kesir aynen yazılır. ikinci ters çevrilip çarpılır. Onu şurada yapıyorum bak. Yazarsak birinci aynen ikinciyi ters çevir çarp. Tanjant A bölü tanjant A artı bir oldu. O zaman burası şöyle oldu mu? 1 bölü 1 artı tanjant A. Canlarım burası da tanjant A bölü. Aslında bu payda da 1 artı tan A. Dikkat ederseniz 1 artı tan A geldi mi? Geldi. Şimdi aşağıda 1 artı tan A geldi mi? Geldi. O zaman bunlar tıpatıp birbirinin aynısı. Ne yapacak? Sadeleşecek. Cevap ne gelecek? 1 Bir gelecek. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde canlarım. Zor mu? Bence tam sınav tadında. Bak zorluğuna baktığım zaman yani 2 yıldızlı diyelim. Yani 3'e yakın. Bu birinci sorumuz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Güzel bir sadeleştirme sorusu. Sadeleştirme sorularında biz neye dikkat edecektik? Burada tanjant var, sekant var, kosinüs, sinüs var. İpucu vermiş. Diyor ki sekant gördüğün yere ne yazacaksın diyor. 1 bölü ters harflisini yazacaksın. Peki tanjant x yerine ne yazacaksın? Bunun sinüs bölü kosinüs olduğunu biz biliyoruz canlarım. Peki güzel insanlar hemen şuna dikkat edin. Gel burayı bir düzenleyin. Burası 1 bölü kosinüs x yazdık mı? Evet. Sonra sinüs x bölü kosinüs x'imizi yazdık mı? Evet. Şimdi burada bölme var ya o bölmeyi çarpmaya çevireceğim. Nasıl çevireceğim? Birinci aynen kalacak. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Burada ikinci dediğimiz 1 artı sinüs x bölü kosinüs x. Peki canlarım dikkat edin. Paydalarımız eşit mi? Evet eşit. O zaman tek paydada yazdım. 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x parantezi açıp kapatmadık. Sonra devam edersek burası da 1 artı sinüs x bölü kosinüs x geldi. Güzel insanlar şunu biliyoruz. Bu iki ifade 1 eksi sin ile 1 artı sin aslında sanki eşlenik gibi deriz biz matematik öğretmenleri. Bunun çarpımı 1 eksi sin kare geldi mi? Geldi. Peki kosla kosun çarpımı da kos kare geldi mi? Geldi. Her öğrenci adı gibi bilecek bir eksi sin kare dediğimiz şey kime eşitti? Tabii ki kos kare x'e. Hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlatma. Bir eksi kos kare de kime eşitti? O da sin kareye eşitti. O zaman burası kos kare x bölü kos kare x gelir. Sadeleşirse ne olur? Tabii ki 1 geldi. 1'de 1, 2'de bir, 2. İkisinin de, iki. de cevabı 1 geldi. Şimdi mevzumuz güzeldi. Sorumuzun zorluk düzeyi yine 2 yıldızlı bir soru. Şimdi geldik aşağıdaki 3. sorumuza. Canlarım buraya baktığımız zaman 0 pardon P ile 2 pi arasında bir koordinat sistemi çizdik. Benim P ile 2 pi dediğim yer totalde 3 ve 4. bölge mi? Evet. Bu cepte. Peki tanjant dediğim ifade kök 5 mi? Evet. Pozitif mi? Evet. Diyor ki Emre sen 3. bölgedesin. Pozitif olmak zorundasın. 4. bölgede tanjant neydi? Eksiydi. O zaman çalıştığımız bölge 3. bölge. Geldik buraya notumuzu aldık. Peki niye not aldık? Çünkü orada sinüs eksi, kosinüs eksi, kotanjant artı. Peki tanjant neymiş? Kök 5'miş. Güzel bir üçgen çizelim. Böyle lilalı. Hemen şuraya geldik. Birleştirdik. Şuraya 90'ı yazdık. Şuraya x'i yazdık. Tanjant neydi? Karşı komşu. O zaman şurası kök 5, burası 1. Bunu nasıl buluyordum? Şuraya soru işareti dersem. Bunun karesiyle, bunun karesinin toplamı. 5, 1 daha 6. O zaman şurası kök 6. Canlarım gerisine lütfen dikkat edin. Bak sinüs karşı hipo. Hipotenüs. Yani kök 5 bölü kök 6. Fakat eksi. Niye? 3'te. Geldim buraya kosinüs 1 bölü kök 6. Fakat 3. bölgede kosinüs eksidir. Bunu geldik yazdık. Kimle çarpacakmışım? Kotanjantla. Kotanjant ne? 1 bölü kök 5. O zaman canlarım buraya bir bakalım. Eksi kök 5 bölü kök 6 mı? Tamam. Geldik. Eksi 1 bölü kök 6 çarpı kök 5 mi? Tamam. Ben bunun paydasını birinci kök 5 ile çarparsam işlem bitecek. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Eksi, eksi olduğu için eksi 6 bölü kök 30. Cevabımız bu gelir. Ne yaparsın? Kök 30'a çarpıp genişletirsin. Bunu bile yazmanız bizim için yeterli. Bu sorunun zorluk düzeyi 2 yine yıldızlı. Tam 3 değil. Burada neye dikkat edeceğim? Bölgeye dikkat ettikten sonra ne yaparsın? İfadeyi bitirirsin. Daha zor olanlarını çözdük. Çok daha zorlarını yazılıya hazırlık serisi 4 tane orada gösterdim. Hemen şimdi geldik ne heyecanlarım? Şuradaki üstteki 4. sorumuza hemen şöyle yapalım. Canlarım, şurada isim değiştirmeleri sizle de bir hatırlayalım. Çok güzel bir şey bu ne yapacak? Hocalarınız banko bir tane soracak. Bak banko. Hemen ne yaptık canlarım? Bir koordinat sistemi çizdik. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Şurası pi bölü 2 idi. Değil mi? Şurası pi idi. Şurası da 3 pi bölü 2 idi. Güzel insanlar. 3 pi bölü 2'de ne oluyordu? İsim değişiyordu. Değiştir ismi. Ne yazacaksın? Tanjant x. Peki hocam. 3 pi bölü 2 burada çıkarttın. 3'te 3'te kotanjantın işareti artı. Buna dokunma. Gel şimdi. Pi bölü 2 isim değiştirdi. Sinüs x oldu mu? Oldu. Arayı bilerek boş bırakıyorum ki daha işaretine bakmadım. Peki pi bölü 2'den çıkartırsan 1'e düşer. Bütün sınıf orada artıydı. O zaman bu da artı. Geldik. Pi eksi x burada. Pi'de isim değişmez. Geldim sinüs x'imi yazdım. Çıkarttım 2'ye düştü artı. Bu benim hangi fonksiyonum? Tabii ki fx'im. O zaman pi bölü 4, 184, 180 bölü 4, 45. O zaman benim fx fonksiyonum şuymuş. Tanjant x artı 2 tane sinüs x. Buradan f45'e bakarsak tan 45 artı 2 tane sin 45. Güzel insanlar. Tan 45 1 sin 45 kök 2 bölü 2 iki. ikiler sadeleşti. Götür götür. Cevapta 1 artı kök 2 geldi. İlk 4 soruyu bitirdik. Zor mu? Bu 3 yıldız. Tam 4 değil. 3'ün bir tık üstü. Yani bazı sorular vardır biraz uğraştırır. Bölgeye baktık. Önemli. İşarete baktık. Önemli. Bunlar çoğu öğrencinin sıkıntı yaşadığı yer. Ama çok tatlı bir şekilde anlattık ve öğrendik. Onu söyleyeyim. Şimdi geldik 5. sorumuza. Bir geometrik şekil uygulaması. En sevdiğimiz şey yamuksa orada ne var? Baklava var. Baklava nerede? Ev baklavası. Ev baklavaları nasıl? Paralel kenar. Şimdi canlarım Şurada alfamız var. Ben şu CB'ye paralel olacak şekilde çizdim. Tamam. Biz şurada bir paralel kenar elde ettik. Biz ona ev yapımı baklava diyoruz. Yani şurası. Peki burası alfa ise paralel kenarda burası alfaydı. Bu tamam. Burası 7 ise karşısı 7. O da tamam. 24'ten 7 çıkarttık. Burası 17. O da tamam. 15 ise karşısı 15, bura ama 8, 15, 17 biz nerede görsek onu tanırız. O ney? Bir özel üçgen. O zaman şurası kaç derece? 90 derece. Canlarım kimi sormuş? Kos alfayı. Lütfen hocanızı iyi dinleyin. Banko bir tane geniş açı hocalarınız soracak çünkü size. Alfa sanki içerideymiş gibi davranın. Sanki içeride. O zaman kosinüs dediğin ne? 15 bölü 17. Yani hipotenüs komşu. Onu kullandık. 15 bölü 17. Ama alfa geniş açıysa ikinci bölgede kosinüs ne? Eksi. Cevap eksi 15 bölü 17. Çok tatlı bir soru. Tam sınav tadında. Zorluğu 3. Ne yaptık? İfadeyi düzenledik. işi bitirdik. Peki. Geldik. Kosinüsler, arklar. Genellikle çoğunuz sıkıntı yaşıyorsunuz. Bak çoğunuz. Ben şimdi onu size tane tane anlatacağım. Videolarımı izleyin bak. Arkı çok basit bir şekilde anlattım. Ne yapacaksınız? Ark tanjant gördüğünüz yere A yazacaksınız. Arkı gördün A'yı yapıştır. Peki öğretmenim ben kimi bulacağım? Tabii ki kosinüs A'yı bulacağım. Bak kos A oldu. Canım güzel insan. Hemen şöyle yapıyorsun. Şuradan devam ediyorsun. Ark tanjant 1 bölü x eşittir a. Kelime neydi? İçe at dışa salla. Arkı sil. Tanjant a. Buradan ne geldi? 1 bölü x. Hemen şurada bir tane üçgen çizeceğim. Çizdim. Şöyle geldim. Şuraya üçgenimi çizdim. Şurası 90. Şurası A açısı. Tanjant ne? Karşı komşu. Bura 1, bura x. Burayı bulmayı size pratik yoldan söyledim. Bunun karesi artı bunun karesinin kare kökü. Unutma adın gibi bil. Sınavda sorabilir hocam. Peki kosinüs a'yı bulacaktık. Kosinüs a da şuna eşit. Neymiş o? Komşu hipotenüs x bölü kök içinde 1 artı x kare mevzumuz bu. Canlarım çok tatlı bir soru. Zorluk düzeyi 4. Niye? Hem değişkenler x türünden hem tersler var hem iç dışlar var operasyonlar var soru zordu. Zorluğu 4. Şimdi geldik. Şimdi bakalım ben bu soruyu görsem nerede görsem tanırım. Peki nasıl tanıyacağız? Canların burada tipik sinüs alan teoremi var. Bak lütfen lütfen kafanıza koyun bunu ezberleyin. Bak ezberleyin. Bir üçgen var. Şurada açılar var. Şurada uzunluklar varsa bil ki bu sinüs teoremi. Sinüs alan teoremi daha doğrusu. Peki ben şuradaki BD uzunluğuna K dedim. DC ne gelecek? 2K. Şu çözüme başlamadan bir yudum su alsam. Peki canlarım biz şunu söyledik size. Videolarda anlatımlarda söyledik. Şu alan S ise bu alan 2S'ti. Peki niye? Tabanla alan orantılıydı. Peki baktığım zaman X istiyor ya ben şuraya da A desem. Sonrası şu S dediğim alan neye eşitti? Sinüs alan teoreminden 1 bölü 2. 4 çarpı A çarpı sin 30 direkt yazmak istiyorum. 1 bölü 2. Bu tamam. Geldim. Aşağıya 2S yazacağım. 2S neye eşit? Yine 1 bölü 2. A çarpı X çarpı sin 45. O da kök 2 bölü 2. Canlarım çizgimi çizdim. Niye? Oranı yapalım. Sadeleştirmeleri gömelim. Şimdi bak S S'i götürdü mü? 1 bölü 2 1 bölü 2'yi götürdü mü? A A'yı götürdü mü? Aşağıdaki 2 iki, aşağıdaki 2'yi götürecek. Sakın öyle aşağıdaki 2 iki, yukarıdaki 2'yi götürmez. Aşağı aşağıyı. O zaman yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 2 kaldı. Yukarıda 4 kaldı. Burada da kök 2 tane x kaldı. Canlarım iç dış kök 2 tane x eşittir 8. x buradan 8 bölü kök 2. Çarp eşleniyle cevap 8 kök 2 bölü 2 yani 4 kök 2 Çok tatlı bir soru zorluk düzeyi 4 Sınavın belirleyici sorularından birisi olur. Gel şimdi hemen aşağıya Burada ne var? Burada bizim en geniş değer aralığımız var. Ya her hoca bunu sormayı sever Bak banko sorar. Mantığı öğrenin arkadaşlar. Size video anlatımlarında yine söyledim. İçeriye yazdığımız ifadeler etkilemiyordu. Ne demek istiyorum? A artı B'yi bulalım. Önce A'yı hesaplayalım. Sinüs dediğim ifade. Hangi iki değer aralığında? 1 ile eksi 1 aralığında. Tamam. 4 ile çarp. Eksi 4 küçük eşit. 4 tane sinüs x küçük eşit. 4 oldu mu? Oldu. 1 ekle. Eksi 3 küçük eşit. 1 eklersen burası A olur. Sonra 1 eklersen bura 5 oldu. Bu A. Gel şimdi B'ye bak. Canlarım kosinüs 2Y eksi 1 ile artı 1 arasında. Hocam burada eksi kosinüs 2Y var. O önemli değil. Eksi ile de çarpsan simetrik ya. Sadece yerleri değişecek. Yine eksi 1 küçük eşit kosinüs 2Y küçük eşit 1 olacak. Çünkü simetrik. Ama simetrik olmasa tabii ki eksinin önemi var. Şimdi 2 ekle bura 1 küçük eşit 2 eksi kosinüs 2y küçük eşit 2 eklersem 3. Canlarım şurası da b oldu. O zaman gel altına b'yi yaz. 1 küçük eşit b küçük eşit 8 oldu. Ve taraf tarafa toplarsam eksi 2 küçük eşit a artı b küçük eşit ben şuraya 3 yazacaktım direkt cevabı yazmışım şurası 3 şurada 8 en geniş değer aralığı eksi 2 ile 8 peki soru üretelim en büyük değeri 8 en küçük değeri eksi 2 aralıkta kaç sayı var 8 bu tarafta 2 bu tarafta 10 bir de arada 0 var 11 tane Bak şu arada kaç tane var onu da size sorabiliriz. Gel şimdi bir sonraki soruya. Bir sonraki soru ne? Bir sonraki soruyu nerede görsen tanıyacaksın. Klasik kosinüs teoremi sorusu. Hocam ben biraz kos teoremlerini görmekte zorlanıyorum. Eyvallah. Doğru. Biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama şöyle yapacağız. İfadeye baktığım zaman şurada ve şurada bizim kilit noktam var o kilit noktanın şu açısı alfa ise bu açısı 180 eksi alfa. Peki ben x'i bulmak istiyorum. İyi de hocam burada üçgenin şu açısını bilmiyorum ki. Kosinüs değerini bilsem kosinüs söylemini yapıştırırım giderim. Ama sen onu işte buradan bulacaksın. Önce bir nolu üçgende kosinüs teoremi uygulayalım. Sonra da iki nolu da uygulayacağız. Bir de uygularsam altının karesi 36 eşittir. 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Bunu yazdım. Bak şimdi. 16 64 daha kaç yaptı? 80. At bu tarafa eksi 44 geldi mi? Geldi. Şimdi burası eşittir. 4 8 eksi 64 tane kosinüs alfa geldi. Bu eksi bu eksiyi çevirdi. Kosinüs alfa buradan 44 bölü 64 ya 4'e böl 11 bölü 16 geldi. Bu cepte yanlış yapmadık değil mi? Çünkü bazen bütün yaptığımız güzellikler gidiyor. 36, 4, 8, 2, 4, 8 tamam. Şimdi 2'de uygularsak bak 2'de yazıyorum. X kare eşittir. Lütfen burayı iyi dinleyin. 5'in karesi 25. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8. Bak lütfen iyi dinleyin. Şu açı boyadığım açı geniş açı ya. Geniş açıda tekrar söylüyorum. Bu eksiği direkt artı yapıyorsun. Ve gelip buraya kosinüs alfa yazıyorsun. Bu kadar. Bak 180 eksi alfa yapmıyorsun. Direkt Burayı artı kosayfa x kare eşittir burası 89 artı 2 çarpı 5 çarpı 8 11 bölü 16 ne yaptık şu 16 şunla gitti burası ne geldi x kare eşittir 89 artı ne geldi 5 çarpı 11 55 o zaman. 9, 5 daha 14. Elde var 1. 8, 5 daha 13. Bir de elde 14. Karesi 144 olan sayı kim? Tabii ki 12. Çok güzel bir kosinüs teoremi. Zorluğu 4. Mevzu bu canlarım. Geldik son 3 sorumuza. Evet gerçekten bilgi sarmal çok güzel sorular almış. Şimdi şurada ifadeyi biraz küçülteceğim. Hemen şöyle ne yapalım? Şöyle tamam. Yeterli bizim için. Canlarım hemen tekrardan şunu alalım. Pek de küçülmedi ama soruyu ben size söyleyeyim. Eksi 40 pardon artı 47 pi bölü radyanlık açının esas ölçüsü alfaymış. Ve buradan sin alfa ile tanjant alfanın çarpımını sormuş. Ben önce bunun esas ölçüsünü bulacağım. Bunun esas ölçüsü alfaymış. Canlarım 47'yi ne yapıyorduk? Paydanın 2 katı olan 12'ye bölüyorduk. Böldük. Kaç defa var? Hemen önce ona bakalım. 3 defa var. Burası 36. O zaman burası ne geldi? 11 geldi. Burası 11 pi bölü 6 oldu. Bunun esas ölçüsü buymuş. Yani bu alfa. Peki 11 pi bölü 6 neye eşit? 180 mi? 6'ya böldüm 30. 3 ile çarptım 330. Burası şu oldu. Sinüs 330 çarpı tanjant 330. Canlarım bunu adımız gibi bileceğiz. Ben bunları çok detaylı anlattım size. Bak. 1. Bunu 360'a tamamlayacaksın. Burası oldu mu sinüs 30? Evet. Kaçıncı bölge? 4. O yüzden burası eksi. Bunu 360'a tamamlayacaksın. Tan 30. Tamam. Ve dördüncü bölgede o da eksi. Bu eksi geldi artıya çevirdi. Sinüs 30. 1 bölü 2. Tanjant 30. Kök 3 bölü 3. Cevap da kök 3 bölü 6. Geldi. Geldik neye? 11. sorumuza. Ne yapacağız? Bir tane sıralama. Her öğretmen banko sorar. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Canlarım. Sinüs 280. Kosinüs 70. Tanjant 100. Kotanjant 230. Uyanık olacaksın. Bak, uyanık. 1. Şu 4. bölgede eksi. Bu 1. bölgede artı. Bu 2. bölgede eksi. Bu 3. bölgede pardon. Evet 3'te artı. eksiler bir kez en küçük olacak. Onu unutma. Yani onu kullanacaksın. Sinüs 280 ne gelir? 360'a tamamlarsan eksi sinüs 80 geldi. Bu A. Şimdi geldik B'ye bakıyoruz. Niye o tarafa geçtiyse? Cos 70 sin 20'ye eşit. Hatırlıyorsanız hep sinüse çeviriyorduk ki orantılı olsun. C dediğin eksi tanjant 80. Tamam. Geldik. D dediğin ise ne yapacağız? 180 çıkartırsan kotanjant tabii ki ne gelir burada? 50 gelir. Ve bu da tanjant 40'a eşit. Canlarım bak lütfen iyi dinleyin. Eksi olmasa en büyük tanjant 80 ya eksi olmasa. Eksi olduğu için en küçük o. Sonra A. Şimdi sin 20 mi büyük tan 40 mı büyük? Tabii ki tan 40 daha büyük. O zaman şurada B şurada da D geldi. C A B D. Tekrar söylüyorum. Bunlar zaten eksi olduğu için en küçükler onlar. Sonra artılar daha büyük. İfadeyi düzenledim. işlemi bitirdim. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda tabii ki ne? En geniş tanım kümesi. Arkların en geniş tanım kümesi. Şu benim ark tanjant fonksiyonumun pardon ark kosinüs fonksiyonumun tanım kümesi. Ben şöyle bir şey biliyorum. Bak bunu iyi dinleyin. Ark kosinüs dediğin eksi bir 1'de tanımlıdır. Eksi 1 1. Yani eksi 1 küçük eşit şu ifade 2x eksi 1 bölü 5 küçük eşit 1 oldu. Gerisi 5'i her iki tarafa salla. Eksi 5 küçük eşit. 2x eksi 1 küçük eşit 5 oldu. Eksi 1'i at. Eksi 4 küçük eşit 2x küçük eşit 6. 2'ye böl. Eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 3. Kaç tam sayı değeri var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. Toplam 6 tane. Evet canlarım. Mevzumuz bu. Ne yaptık? Çok tatlı bir yazılı örneği çözdük. Hemen sahnemizi çevirdik. Bilgi Sarmal yayınlarına buradan tekrardan sizin adınıza ben de teşekkür ediyorum. Güzel bir yazılı hazırlamışlar. Bir sonraki büyük bir ihtimal orijinal yayınlarından olacak ya da başka bir yayın evi paylaşmışsa onu alacağım. Kendinize iyi bakın. Lütfen bu yazılı örneğini arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Seviyorsunuz, hoşçakalın.